Arkadaşlar merhabalar bu videomda her pazar olduğu gibi yine karşınızdayım ve bu videoda ne yapacağız 14. haftadan bahsedeceğiz yani yarın pazartesi günü yani tarih olarak ne zaman 16.10 tabi bazıları o tarihi kaçırabilir 16.10 2022 tarihinde tarihi haftasında başlayan ve pazar gününe kadar süren haftada ne yapacaksınız yamuk konusunu yapacaksınız bundan bahsedeceğiz gençler konusu konusuyla ilgili olan videoları ne yapıyorsunuz? Bir günde bitirmeye çalışın. Çalışırken de şöyle yapın. Benle birlikte yazmaya çalışın. Bazı sorularda durdurun siz çözün diyorum siz çözün. Hatta konuyu anladıysanız kavradıysanız ilk başta e, belli bir 3-4 sorudan sonra e, her soruda durdurup siz çözüp ondan sonra çözümüne de bakabilirsiniz. Ya da hızlandırıp çözüm yöntemine de bakabilirsiniz. E, bazı arkadaşlar tabii ki doğal olarak tüm anlamıyla yani benim, benim yaptığım hamleleri de merak ediyor. Bence konuda bazı şeyler vardır. Bölüm bölüm noktalar vardır. İşte e, atıyorum bir testte 10 tane soru varsa ya da konu anlatımında 10 tane soru varsa 3 tanesini dinle. Mantığını anlamaya çalış. Ondan sonra geriye kalan 3 tanesinden sonraki sorularda da soru kısmı geldiği zaman dur Sen kendini çözmeye çalış. Çözdükten sonra da çözümünü izle. Çözümünü izlerken de ne yap? Yani bir buçuk hızda ya da 2 hızda izleyebilirsin. Sonuçta yaptığımız hamleler aynıysa çok mantıklı bir hareket yapmışsın. Yap, yaptığımız hamleler aynı değilse eğer o zaman ne yapacaksın? Ha, demek ki böyle bir yol da varmış. Bu da yol daha kolaymış deyip kendini o şekilde de geliştireceksin. Bence bu şekilde yapsanız daha sağlıklı olur. Özellikle yamuk konusunda. Niye? Diğer konularda da yapabilirsiniz de yamuk konusunda bu çok güzel gider. Çünkü arkadaşlar yamuk konusunu yapabilmeniz için neyi bilmeniz lazım? Üçgende benzerlik alan sorularını yapmanız için de üçgende alanı. Evet üçgenler konusuyla alakalı. Tabii ki daha önceki konularda işte özel, açıla, özel açılarla karşılaşacaksınız. Dik üçgenle karşılaşacaksınız. O ayrı bir konu ama özellikle oranlamanın olduğu sorularda benzerlik sorularıyla karşılaşacaksınız. Benzerlik sorularını da artık paralel kenardan yap, nasıl yapılabildiğini gördünüz. O yüzden üçgenler konusunda benzerlik üçgenlerde benzerlik konusunu ve bu dörtgenlerde de paralel kenardaki yaptığımız mantığı iyi bir şekilde kavradıysanız yamuk konusu cepte diyebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. ÖSYM yamukla ilgili bir soru soracak olsa yine özellikleriyle alakalı değil. Göreceksiniz zaten özellikler çok az. Çok rahat bir şekilde bazı temel noktalar var tabii ki. E, o temel noktaları da öğrendikten sonra konuyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üçgende benzerliğiniz ve paraya kenarınız sağlamsa ve bu işi öğrendiyseniz her tarzdaki soruyu rahat bir şekilde yaparsınız. Ama şu konuda uyarıyorum. Oranlama varsa benzerlik. Benzerlikte paraya kenardaki yaptığımız gibi içe doğru paralel çizme ya da bazen dışarıya böyle kelebek oluşturma gibi yöntemler yine burada söz konusu arkadaşlar. Alanla da ilgili yaptığımız şeyler hemen hemen paralel kenardaki gibi aynı ya da üçgende alandaki gibi alan dağıtma sorularıyla da burada karşılaşıyoruz. Özel bazı e, şeyler var İşte dik yamuk var aşırı derecede kolay çok rahat yaparsın İkiz kenar yamuk var aşırı derecede kolay çok rahat bir şekilde yaparsın sadece ikiz kenar yamuğun iki tekniği var onu zaten konu anlatımında anlatıyoruz yani senin için bu hafta çok güzel geçecek çok rahat geçecek çünkü bilmediğim bir şey yok eskibilerin yoğunlukla kullanıldığı bir konuyu yapacaksınız bu hafta hadi bakalım iyi bir şekilde çalışın ee, bir ilk gün bence ilk gün bütün videoları halledin Sonra Pazar gününe kadar bir kitap çözüyorsan, bir kitabı iki kitap çözüyorsan da iki kitabı mutlaka ama mutlaka çöz. Tamam? Evet. Bu hafta gerçekten rahat rahat bir hafta. Çok fazla bir şey de söylememede gerek yok. Bir sonraki hafta ya da yarın konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.